Herkese merhaba. Bugün sizlere gözaltı ışık dolgusu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım ve nasıl uyguladığımızı göstermeye çalışacağım. Şimdi hastamızın özellikle göz altında yakın çekim alabilirsek daha net görürsünüz. Hafifçe morlukları var ve burada boşlukları var. Biz gözaltı ışık dolgusunu özellikle göz altında bulunan boşlukları doldurmaya, göz torbaları çok belirgin hastalarda bu belirginliği azaltmaya ve göz altında morluğu olan hastalarda bu morluğu bir süreliğine gidermeye yaradığı için tercih ediyoruz. Peki göz altındaki morlukları ne ile gideriyor? Bu dolgunun içerisinde özellikle bu göz altına ve cilt altına parlaklık veren bazı iyonlar var. Bu iyonlar sayesinde göz altına bir canlılık, bir parlama ve morluğun nispeten azalmasına yarayan bir görüntü veriyor. Genellikle dolguların amacı vücutta hacim eksikliğini ortadan kaldırmaktır. Göz altında kullandığımız dolgunun yaklaşık yüzde kalıcılığı 1,5 yıl civarındadır. Göz altına verdiği parlaklık ise yaklaşık 3-4 ay kadar sürer. Başlangıçta hastalar göz altına dolgu yaptırdıktan sonra daha mor oldu diyebilir. Bunun nedeni o bölgedeki çöküntünün ve morluğun dolgu sayesinde birazcık dışarıya doğru çıkarılması ve daha belirgin hale gelmesidir. Ama uygulamadan yaklaşık 2 ila 3 hafta sonra bu morluk azalır ve hastanın gözaltı daha canlı ve daha dolgun hale gelir ve bir miktarda morluğun azaldığı için parlak bir görünüme kavuşur. Ben genelde gözaltı ışık dolgusunu her zaman kanülle yapmayı tercih ediyorum. Buradaki amacım göz altındaki derinin ince olması. Kanülle yapılmadığı takdirde küçük küçük top top dolgu miktarlarının görünmesidir. Bu nedenle yanağın hemen dış tarafından küçük bir yerden iğneyle bir delik açtıktan sonra kanülle o bölgeden giriyoruz ve yelpaze şeklinde göz altına dolgumuzu enjekte ediyoruz. Genellikle 1 cc dolgu her iki göz için yeterli olmaktadır. Yani 0,5 cc bir tarafa 0,5 cc diğer tarafa kullanılarak bu işlem tamamlanabilir. Hastadan uygulama sonrasında istediğimiz, biz kanülle yaptığımız için gene simetrik bir görüntü oluyor ama bu dolguyu daha iyi yayabilmesi, daha güzel görünebilmesi için göz altına parmağıyla hafifçe birkaç gün masaj yapması ve dolguyu o bölgeye daha iyi yaymasıdır. Bunun dışında hastanın dikkat etmesi gereken ekstra bir şey yoktur. Dolgu uygulamasından 1-2 saat sonra makyajını yapabilir, kapatıcısını kullanabilir, herhangi bir şey yapabilir, bir kısıtlamamız yok. Uygulaması da yaklaşık 20 dakika civarında süren bir uygulamadır. O nedenle hastaların özellikle son zamanlarda çok tercih ettiği ve çokça rağbet ettiği güzel bir uygulamadır ışık dolgusu uygulaması ve bizim de sıklıkla yaptığımız bir şeydir. Küçük bir iğneyle yanağın dış kısmına hafifçe bir delik açıyoruz. Daha sonra kanülümüzü bu delikten geçirerek göz altına doğru ilerletiyoruz. Özellikle çökük olan bölgeyi tam olarak görmek çok önemli. Bu bölgeye yavaş yavaş bu çöküklüğü dolduracak şekilde enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Burada bir miktar yukarıya doğru ilerlemek göz torbalarına da kamufle edecektir. Çok aşırı yapmamak gerekiyor. Çok fazla eğer göz altına ışık dolgusu yapılırsa bu defa orada böyle bir fazla bir kitle oluşumu görünebilir. Bu da istemediğimiz bir görüntüdür. Hafifçe masaj yapılırsa bu bölgeye yapılan dolgu daha iyi yayılır. Özellikle birazcık da yanak bölgesine doğru ilerlenirse gözle, alt göz kapağıyla yanağın geçişi biraz daha güzel kontrol edilir. Ağrı veriyor mu? Yok, şu an bir şey hissetmiyorum. Kanülle yapıldığı için genellikle daha az ağrı uyandırır. Çünkü tekrar tekrar iğne batırma işlemi yoktur. Biraz önce de bahsettiğim gibi şimdi dolguyu yaptığımız zaman morluk biraz daha dışarıya doğru çıkıyor ve sanki daha çok görünür haldeymiş, daha çok mormuş gibi gösteriyor ama bu işlem bittikten, dolgu oturduktan sonra buradaki görüntü azalıyor ve gerçekten güzel bir parlama oluyor. Bu dolgunun göz altındaki morluğu engellemesinin bir diğer nedeni göz altındaki damarların cilde çok yakın olduğu yerlerde genellikle morluklar meydana gelir. Bizim buradaki amacımız ciltle bu damar arasına bir bariyer koyup damarın ciltten görünümünü azaltmak. Bu sayede bu morluğu veren damarları birazcık kamufle etmektir.
Masajımızı tekrarlıyoruz aynı bölgeye. Hastadan da birkaç gün boyunca hafifçe bu şekilde masaj yapmasını tarifliyoruz. Ben genelde uygulamayı yaptıktan sonra masajı arnika kremle yapmayı istiyorum. Yukarıya doğru bakalım. Neden arnika krem kullanıyoruz? Bu arnika krem hem bu bölgedeki morluğu, şişliği, kızarıklığı azaltıyor. Hem de biz masaj yaparken elimizin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Hastalarımıza da aynı şekilde bu şekilde masaj yaparak dolguyu daha güzel, daha homojen bir şekilde yüzlerine yaymalarını istiyoruz. İşlemi bitirdikten sonra tekrar aynamızı veriyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş hocam. Değişti, evet, dolduruyor. Evet. Şurada hafif bir şişlik var. Oraya da bir buz koyalım. Ondan sonra işlemimizi bitirelim. Görüşmek üzere.